Son 2 saattir yoğun bir şekilde İsrail tarafından Hizbullah'ın bulunduğu noktaya atışlar yapıldığını ifade edelim. İsrail güçleri Hizbullah'ın bulunduğu noktaları, köyleri şu anda bakın dumanla kaplanmış durumda. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıver ekranlarınıza getirecek. Bizler şu anda Lübnan sınırındayız. Çok yoğun bir şekilde atış yapılıyor. Birbiri ardına o noktaya hem top hem de obüslerle atış yapılıyor. Bir yandan da karşıdan da aslında Hizbullah tarafından da misilleme yapılıyor. Bu noktada bazılarını ise hava savunma sistemi onları imha ediyor, ancak bazılarını da yakın bir noktaya düştüğünde ifade edelim. Hem o noktadan, 2 farklı noktadan dumanların yükseldiğini görebiliyorum. Karşısı Hizbullah'ın bulunduğu köyler, işte o nokta İsrail güçleri tarafından bulunduğumuz noktadan atışlar gerçekleşiyor. Peki o köy hangisi, hemen sizlerle paylaşalım. Arabel Lauze köyünde bulunuyordu tabii Hizbullah'ın mevzileri. İşte İsrail güçleri de bulunduğumuz buradan Vazzani köyündeki mevzilerden karşı tarafa atışlar gerçekleştiriyor. Birbiri ardına da atışlar yapılması sebebiyle köyün şu anda tamamen dumanlarla kaplandığını görebiliyorum. O köyün biraz daha sağ tarafında da bir başka köy var. Hizbullah'ın mevzileri var. O noktaya da İsrail güçleri yoğun bir şekilde atış gerçekleştiriyorlar. Aslında bulunduğumuz sınır hattında son geride bıraktığımız gün itibariyle hareketlilik başlamıştı. Hizbullah'tan da yine karşı taraftan da misilleme yapılmış. İsrail mevzilerinin yok edildiğine, vurulduğuna dair de görüntüler paylaşılmıştı. Hizbullah tarafından paylaşılan görüntülerde de yine çok sayıda atışın yapıldığı ifade edilmişti. Bugün de yine İsrail güçleri karşı tarafa atış gerçekleştiriyor ve Hizbullah'ın bulunduğu noktaları da vurmaya devam ediyor. Şu anda o köylerinde tamamen dumanlarla kaplandığını bu noktada Lübnan sınırından görebiliyoruz. Önümüzdeki ilk köy Vazzani köyü, burası İsrail'e ait son köy. Sınır hattında bulunan son köy. Hemen onun ardından da artık Lübnan başlıyor. Bir sınır çizgisi var. Sonrasında bu köyde zaten savaşın başlamasından sonra tamamen boşaltılmış bir köy. İçeride sivillerin tamamı buradan çıkarıldı. Bir güçlü patlama sesinin daha geldiğini duydum ben. Hemen karşıdan bir güçlü patlama sesi daha geldi. İsrail güçleri birbiri ardına atış gerçekleştiriyor topçu atışlarıyla. Hemen o köyün bulunduğu noktadaki Hizbullah mevzilerini hedef almaya devam ediyorlar. Oraya atışlarını gerçekleştiriyorlar. Sağ tarafta bulunan bir köy daha var. O köyden de yoğun dumanların yükseldiğini ifade edebilirim. Tepenin hemen arkasında kaldığı için şu anda kamera açımızda değil o köy, ancak dumanları buradan görebiliyorum. Diğer köyünde tamamen dumanlarla kaplandığını bu noktadan net bir şekilde görebiliriz. Yaklaşık 3 saattir aslında bu atışlar devam ediyor. Bugün yoğun bir şekilde İsrail güçleri saldırı gerçekleştiriyor. Hizbullah mevzilerinin bulunduğu noktalara karşı taraftan da atışlar gelmişti. O noktadan da misilleme yapıldığını, birbiri ardına atışlar yapıldığını ifade edelim. Yayına girmeden geride bıraktığımız dakikalarda bazı füzeleri hava savunma sisteminin havada imha ettiğini de sizlerle paylaşalım. Ancak bu noktada hareketlilik giderek artmış durumda. Lübnan sınırı 7 Ekim'den sonrasında zaten giderek bu noktada su ısınmıştı. Aslında karşılıklı saldırılar vardı. Son 2 gündür bu saldırılar daha da yoğunlaşmış durumda. Bunu da ifade etmek gerekir. Şu anda ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım İlhan Tanrıver. Karşıda bulunan nokta Lübnan'ın sınıra yakın son köyü. İşte o köyde Hizbullah mevzilerinin olduğunu ifade etti İsrail güçleri, ki oradan karşılıklı birbirlerine saldırıyorlar. İsrail güçleri bu noktadan oraya atış gerçekleştiriyor. Hizbullah da o köyden bulunduğumuz noktadaki İsrail mevzilerini hedef alarak buradaki İsrail mevzilerini yok etmeye devam ediyor, ki geride bıraktığımız günde de çok sayıda saldırı gerçekleşmişti buradaki İsrail mevzilerine. Halihazırda da bu saldırılar devam ediyor. Şu anda da o köyden de dumanların yükseldiğini ifade edelim. Bir yandan İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor. Diğer yandan da bir ateşkes görüşmesi var. Bu ateşkes olacak mı? Hangi şartlarda olacak? Kahire'de bununla ilgili bir görüşme yapılacak. Hamas heyeti şu anda bununla ilgili Mısır'a gitmiş durumda. Rehinelerin öncelikle teslim edilmesi, ardından da evet şu an bakın güçlü bir patlama sesi daha geldi, ancak bulunduğumuz noktaya düştü. Buradan karşı tarafa atılmadı. Bulunduğumuz noktaya yakın bir yere Hizbullah tarafından atılan bir top atışı olabilir, bir füze olabilir. Ancak güçlü bir patlamanın geldiğini ifade edebilirim. Bu nokta, evet, hemen oraya bakın, karşı taraftaki tepeyi vurdular. İlhan Tanrıver ekranlarınıza getirecek. Pek çok noktaya atışlar gerçekleştiriliyor. Hizbullah o noktadan buraya atıyor. İsrail güçleri ise buradan karşı tarafa atış gerçekleştiriyor. O tepeye düştüğünü görüyorum. Biri de hemen sol tarafımıza düştü bizim. Ekranlarınıza getirelim Bruno'yu da ve ardından da toparlayalım.
hemen o tepeye de bir atış gerçekleştirmiş durumda. Yukarıda kumların bulunduğu noktada ise yine mevzi ve siperler kazılmış. Orada da yine Hizbullah'ın siperlerinin olduğunu ifade edelim. Karşı tarafta da yine o köyde de Hizbullah'ın olduğunu sizlerle paylaşalım ve karşılıklı bu noktada atışlar gerçekleşiyor ve Lübnan sınırı da giderek hareketlenmiş durumda. Evet, şu an bir patlama sesi daha geldi. Sol taraftan güçlü bir patlama sesini daha duydum. Bu da yine çatışma sesi de geliyor kulağıma, silah sesleri de geliyor. Sol taraftan da yine güçlü bir patlama sesinin geldiğini ifade edelim. Yukarıdan da insansız hava aracının, evet, sesini duyabiliyorum. Bakın, o tepeye bir atış daha gerçekleştirdi. İsrail güçleri o tepeye bir atış daha gerçekleştirdi. Oradan yine dumanların yükseldiğini görebiliyorum. Şu anda Lübnan sınırı oldukça hareketli. Son 2 saattir saldırılar, karşılıklı saldırılar bir an olsun durmuş değil. Ve bu noktada da devam ediyor. Birçok noktadan da güçlü patlama seslerinin geldiğini sizlerle paylaşalım. Karşıdaki köyden de yine dumanların yükseldiğini, o köye de peş peşe İsrail güçleri saldırmaya devam ediyor. Arabel Lauzeh köyü ve bulunduğumuz noktada ise Vazzani köyü bulunuyor. Vazzani köyü İsrail'in, evet, şu an sol taraftan bir patlama sesi daha geldi ancak oradaki açıyı göremiyorum. Bulunduğum bu noktadaki patlamadan sonra yükselen dumanları ekranlarınıza getiriyoruz. O köye şu an bir füze daha düştü. Bir top atışı daha gerçekleştirildi o köye. Evet, bakın, birçok noktadan patlama sesleri size ulaşıyor mu bilmiyorum ama bulunduğumuz noktaya kadar bu patlama seslerinin yankılandığını ifade edelim. Yoğun bir şekilde karşılıklı saldırılar devam ediyor ve şu son 2-3 saattir özellikle daha da artmış durumda. Peş peşe karşılıklı atışların yapıldığını paylaşalım. İsrail güçlerine ait insansız hava aracı da yukarıdan geçiş yapıyor. O da yukarıdan görüntü alıyor. Yine bir patlama sesinin geldiğini belirtelim. Bulunduğumuz bu köy İsrail'in son köyü. Karşı tarafta Lübnan'ın son köyü. İşte o Lübnan'ın köyünde bulunan Hizbullah'ın olduğu noktalara İsrail güçleri saldırıyor. Hizbullah da oradan misilleme gerçekleştirerek İsrail mevzilerini hedef almaya devam ediyor. Birçok noktadan da yoğun dumanların yükseldiğini sizlerle paylaşalım. İsrail güçleri Gazze'de bir yandan katliamını sürdürüyor. Bir yandan da bu noktada Hizbullah o saldırıların, Gazze'deki katliamın durmasını istedikçe İsrail güçleri bu katliama devam ediyor. Bu sebeple de Hizbullah buradan İsrail mevzilerini hedef almaya devam ediyor ve İsrail mevzilerini vuruyor. Ardından İsrail güçleri de buradan karşılık vererek köyleri tamamen dumanla kaplamış durumda. Birçok noktadan patlama sesleri yankılanıyor ve patlamalar gerçekleşiyor. Yukarıdan da yine insansız hava aracının da bazı noktaları vurduğunu ifade edebiliriz. Ardından da bulunduğumuz noktada bazı füzeleri hava savunma sistemi İsrail tarafından imha etmiş durumda. Ancak bazılarında yakın bir noktaya düştüğünde sizlerle paylaşalım. Hareketlilik devam ediyor. Geride bıraktığımız günde de yine bu noktada İsrail güçlerinin mevzilerine Hizbullah tarafından saldırı gerçekleşmiş ve bunun da görüntüleri paylaşılmıştı. Ardından da İsrail Hizbullah mevzilerine hedef almıştı. Şu anda da yine karşılıklı saldırıların devam ettiğini bir kez daha altını çizelim. Lübnan sınırındayız şu anda ve Lübnan sınırında İsrail'in son köyü olan Vazzani'deyiz. Bulunduğumuz nokta bu sınırda, Vazzani köyündeyiz. Karşı tarafta da Lübnan'a ait Arabel Lauzeh köyü bulunuyor. O köyde Lübnan'ın son köyü ki Hizbullah'ın mevzilerinin bulunduğu noktalar. İşte bu noktada da İsrail güçleriyle Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Birçok noktadan da yoğun dumanların yükseldiğini ifade edelim ve yine birçok noktadan da patlama seslerinin bulunduğumuz noktada zaman zaman yankılandığını da sizlerle paylaşalım. Geride bıraktığımız dakikalarda sağ taraftaki tepenin üzerine hemen düşmüştü. Şimdi köyün olduğu noktalara top atışlarının düşmeye devam ettiğini ifade etmek gerekir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bir yandan ateşkes görüşmesi yapılıyor ancak diğer yandan da Lübnan sınırı giderek hareketlenmiş durumda. Savaşın diğer alanlara yayılması ihtimali söz konusuydu ancak bu noktada buradaki saldırılar daha fazla ilerler mi, daha da büyür mü, bunu henüz bilmiyoruz. Ancak son 3 saattir karşılıklı saldırılar devam ediyor. Birçok noktadan da köylerin üzerinden de dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bizler sınır hattındayız, Lübnan sınırındayız. Burada gelişmeleri takip ediyoruz. Yerim sözü tekrar size bırakalım.